tarihi çok eskilere dayanan Osmanlı'da saray mutfağının da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lokum, bugün özel günlerin, davetlerin baş aktörü oluyor. Acı bir kahveye eşlik eden lokum dilimize öyle yerleşmiş ki güzel bir durumu bile lokum gibi sözüyle ifade ediyoruz. Konya'da faaliyet gösteren Şen Tat Şekerleme, geçmişten gelen geleneği bugün itinayla sürdürüyor, sağlık ve hijyen önceliğiyle üretim yapıyor. Bayramlarda, düğünlerde, eğlencelerde bir araya geldiğimizde ya da acı bir Türk kahvesinin yanında olmazsa olmazımızdır rengarenk lokumlar. Bizimle o kadar bütünleşmiştir ki her güzel sözün başına koyuveririz lokum sözcüğünü. Lokum gibi benzetmesi gündelik hayatımızda sıkça yer alır. Tarihi çok eskilere dayanan lokum, Osmanlı döneminde de saray mutfağının vazgeçilmezleri arasında görülür. Bu geleneksel lezzeti şekerleme sektöründeki 27 yıllık tecrübesiyle üreten Mehmet Sağar, Konya'daki işletmesinde klasik tatlar yanı sıra farklı yorumlarla lokumu tüketicinin beğenisine sunuyor. 1987 yılında biz bu işe Çıraklık'la başladık. Çıraklık döneminden sonra işte kendi iş yerimiz oldu, bir aile şirketimiz oldu, onu kurduk. Ondan sonra belirli bir yıllardan sonra ben ayrıldım. 2011'in 11. ayında Şen Tat Şekerleme'yi kurdum. İşletmede sağlığa uygun üretim koşulları öncelikli kriter oluyor. İlk başta insan sağlığını ön plana tutarak, hijyen kuralları uyarak, tarımın da bize verdiği izin dolayısıyla temizlik kurallarına uyarak üretim yapıyoruz. Üretimimiz son derece hijyen kurallarda yapılıyor. Gereken tedbirleri alıyoruz. Lokumun ilk seri üretimi 1777 yılında bal ve meyve şurubunun unla karıştırılması yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu seri üretim 17. yüzyılda rafineri şeker ve nişastanın icadı üzerinde üretim şekli ve tat açısından değişikliğe uğruyor. Bugün benimsenen yöntemde nişasta, su, limon tuzu, şeker itinayla karıştırılıyor. Belirli bir kıvama erişince ateşten indirilip nişastalı kaplara dökülüyor. Yaklaşık 10 saat dinlendirildikten sonra mermer tezgahlarda istenen büyüklük ve şekilde kesilerek tüketime hazır hale getiriliyor. Lokum, başta şeker olmak üzere şeker, mısır nişastası ve limon tozu. Fetleştirici limon tozu olarak kullanıyoruz bunu. Diğer çeşitler teferruatlar, yani kuru yemiş, fındıklı, fıstıklıdır. Ondan sonra işte gül yaprağı dediğimiz gibi, ondan sonra farklı badem, fındık, antep fıstığı gibi çeşitlerde kullanıyoruz bunu. Onlar da zenginleştiriyor lokumu. 100'e yakın çeşitimiz var. Bunun 50 çeşitini sürekli satıyoruz. Diğer çeşitleri de arada yapıyoruz. Böyle talep olduğu zamanlar. Yurt içinde antep fıstıklı lokumun daha çok tercih edildiğini söyleyen Mehmet Sağar, yurt dışı pazarındaysa en çok sade lokum satılıyor diyor. Lokum Avrupa'da bir İngiliz gezgin aracılığıyla Turkish Delight adıyla 18. yüzyılda tanınmaya başlanıyor. Türkiye'de meşhur olduğu gibi yurt dışında bu kadar meşhur değil lokum. Yurt dışında lokumu gördükleri zaman genelde ilk önce biraz daha hesaplı. Fındık fıstık biraz daha pahalandırıyor ürünü, ondan dolayısıyla biraz daha ucuz grubunu tercih ediyorlar yurt dışında. Akdeniz bölgesi dışında yoğun bir satış grafiğine sahip olan firma günlük 1,5 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor. Sade, fındıklı, antep fıstıklı, cevizli, bademli, hindistan cevizli, gül yapraklı lokumların yanı sıra kaymaklı, naneli, vanilyalı ve zencefilli pek çok çeşit lokum üretimi yapılıyor. Akdeniz'de yokuz. Özellikle Karadeniz'de bayağı yoğun, İç Anadolu, Doğu bölgesi ve Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde satışlarımız oluyor. Günlük 1,5 ton bir üretimimiz var. Fakat bu dönemsel olarak değişiyor. Özellikle bayramlara yakın zamanlarda bu üretim biraz daha çoğalıyor, biraz daha sıklaşıyor. Diğer zamanlarda tabii ki düşüyor. Lokum imalatında tecrübe olmazsa olmaz. Mehmet Sağar kendi gibi ustalık becerisine sahip bir ekiple çalışmaktan memnun. Elimizden geldiği kadar tecrübeli elemanlarla faydalanıyoruz. Şu andaki elemanlarım iki tanesi usta düzeyinde, diğerleri de kalfa düzeyindeki elemanlar.
Elemanlar iyi elemanlar, yetişmiş elemanlar. Yani aynı benim gibi onlar da çıraklıktan yetişmiş elemanlar. Merdiven altı üretimlerin sağlığı tehdit ettiği tespitinde bulunan Mehmet Sağar, kendimiz yemediğimiz hiçbir ürünü asla tüketiciye sunmayız diyor, sertifikalar dahilinde kuralına uygun üretim gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. Lokumlarımızı çok lezzetli buluyoruz. Sattığımız bölgelerde de insanlar tattığı zaman hakikaten tamam lokum yapmışsınız diyorlar. Şimdi lokum farklı şekillerde üretilebiliyor ama şimdi kuralına uygun üretmek başkadır. Sağlıklı, güzel ve yenilebilir bir lokum üretmek. Yüzlerce yıllık geçmişi olan tüp lokumu Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmez bir parçasıydı. Ama dünyaca ünlü bu lezzetin tarihi aslında çok daha eskilere dayanıyor. Osmanlı'dan günümüze gelen tek tatlı lokum. Konya'da özellikle bu lokum geleneği vardır. Özellikle gelen misafirler ikram edilir ve nişanlarda, düğünlerde lokum tercih edilir. Özellikle bisküvi arası lokumlarımız çok meşhurdur. Konya özgü bir şeydir bu. Şu anda Türkiye'nin bazı bölgelerinde yayılıyor bu. İç pazarda rüştünü ispatlayan firma dış pazara da açılıyor. Hedef imalatı yapılan lokumlarla Avrupa pazarına girmek. İhracata biz yeni başladık. 2 yıldır ihracat yapıyoruz. Kuzey Irak'a yapıyoruz. Ondan sonra Mısır var, Kuveyt var. Şu anda bu 3 ülkeye yapıyoruz ihracatımızı. Bizim ihracatımız tabii diğer bölgeye ve Avrupa'ya da bizim hedefimiz tabii Avrupa'ya da açılma. Ona da uğraşıyoruz şu anda. Özellikle yurt dışından gelen misafirler özellikle lokumunu tercih ediyorlar, ülkelerine götürüyorlar. Kelime olarak boğaz rahatlatan anlamına gelen lokum tarih boyunca şifa amaçlı da tüketilmiş. Arapçada rahat ul hulküm olarak geçmekte olan ve bu tamlamadan türetilen lokum kimi kaynaklara göre 15. yüzyıldan beri Anadolu'da yapılıyor. Farklı kaynaklara göre de lokum 18. yüzyıl sonunda sert şekerlerden sıkılan 1. Abdülhamit'in yumuşak şekerleme isteği üzerine açılan bir yarışma neticesinde icat ediliyor. Özellikle sade lokumun boğaz rahatlatan lokum, Arapçada denildiği gibi rahatul lokum deniliyor ve boğazı rahatlatan. Böyle bir de özelliği var. Yenilikçi ürünlerle çeşitliliği artırdıklarını söyleyen Mehmet Sağar ve ekibinin son ürünü hurma suyuyla imal edilen şekersiz ve katkısız lokum. Beş katkısız, şekersiz böyle bir hurma suyu var. Biz de oturduk, istişaremiz yaptık. Ve kardeşim bu lokuma niye uyarlamayalım? Ve şeker hastalarımız bundan niye faydalanmasın? Lokum ihtiyaçları niye bu şekilde karşılamasın? Ve böyle bir şey yaptık. Şekersiz lokum. Türkiye'de biz bunu öğretiyoruz ve şu anda seri üretimine başladık bunu. Şeker hastaları da bu gayet rahatlıkla bir yiyebilirler. Mehmet Sağar, şekersiz lokumun büyük bir taleple karşılaştığı bilgisini paylaşıyor. Güzel karşılandı bu. Özellikle şeker hastaları bu lokumu önceden tedirginlik yaptılar ve daha sonra lokumu bayağı beğenildi ve şu anda Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde satılıyor. Hedef dün olduğu gibi yarın da sağlıklı, lezzetli, nitelikli üretim gerçekleştirmek. Hedeflerimiz önce söylediğim gibi güzel bir üretim, insanlara sağlıklı bir lokum yapmak ve insanların damak tadını bozmadan, hijyen kurallarına uyarak sağlıklarını bozmadan üretim yapmak. Lokumun hangi koşullarda üretildiği önemli. Mehmet Sağar, tüketiciler lokum alırken son tüketim tarihi yanı sıra nerede, kim tarafından üretildiğine de dikkat etmeli diyor. Lokumun saklama koşulları da bir o kadar önemli. Serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmesi gereken lokumun güneş ışığıyla doğrudan temas etmemesi gerekiyor. Özellikle imal tarihi ve son kullanım tarihlerine özellikle dikkat edecekler. Ve lokuma açıp bakmaları şimdi artık pakete geldi, pek bakma imkanı olmuyor. Ama şimdi öyle lokumlar üretiliyor ki yer yer bayağı sıkıntılı üretimler yapılıyor. Aldıkları lokumu nerelerde üretildiğini, nasıl bir firmada üretildiğini araştırmalar da gerekiyor tabii. Üretimde makinalaşmaya önem veriyor Mehmet Sağar ancak ustalık el işçiliğinde gizli diyor. Lokum otomatik makinelerde %100 üretilmez. Lokumun böyle bir özelliği var. Tamam, otomatik makinelerde üretiyoruz, lokumu otomatik makinelerde kesiyoruz ama el değmeden de lokum üretilmiyor. Mutlaka el değecek ama kuralına uygun, düzgün bir şekilde, kurallara uyarak biz bunu hem makine hem el işçiliği
İkisine de dikkat ediyoruz ve üretimimiz o şekilde yapıyor. Ama yine de son teknoloji makineleri kullanıyoruz biz burada. Yaklaşık 30 yıldır lokum imalatı gerçekleştiren Mehmet Usta mesleğini seviyor. Aradan geçen yıllardan gururla söz ediyor. Kendi firmamda 4 yıldır biz bu işi kendi başımıza yapıyoruz. Lokumun şöyle bir özelliği var. Lokum herhangi bir derece veya şey değil. Görsel ve duyusal. Ancak o şekilde lokum meydana geliyor. Tamamen ustalığa kalan bir şey. Tamamen ustalık isteyen bir şey lokum. Yani her ben lokum yaparım diyen lokum yapamaz. Onu da belirtelim. Sözlerinin sonunda kalite vurgusu yapan işletme sahibi Mehmet Sağır, kaliteden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz diyor. Şişen Taç firması olarak insan sağlığını düşünerek en üst seviyede hijyenik kurallara uyarak en güzel lokumu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha da geliştirerek daha güzel, daha sağlıklı üretimler yapmaya çalışacağız.